Türkiye'nin Fenomen programı Gizli Gerçekler'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Medya 24 IPTV ekranlarında sizlerle beraberiz. Evet, bu akşam geçen haftadan duyuru yapmış olduğum gibi bu akşam değerli konuğum araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan. Serhat Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Bu akşam aslında konularımız güzel, konu başlıklarımız da güzel. Evet. Ayit sandığı nedir? Nerede? Onunla ilgili seninle konuşacağız Serhat Hocam. Onun yanında Nuh Tufanı ile alakalı yine konuşacağız. Bunlar önemli konular. Bir de hafta arası bana gelen, izleyicilerden bana gelen özel istekler, mesajlarla dile getirdiler. Mehdi ne zaman gelecek? Bunu programın sonuna doğru konuşuruz. Serhat Hocam, Ayit Sandığı'yla başlayalım. Öncelikle Ayit Sandığı nedir? Onu bir kere izleyicilerimiz bir daha bir öğrensinler. Nedir? Tevrat'ta geçiyor şimdi mesela. Ayit Sandığı hem Tevrat'ta geçiyor hem Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayit Sandığı milattan önce İsrailoğullarının tapınağının Nebukadnezar tarafından Kudüs'ün işgal edilip yerle bir edilmesinden sonra kayıp. Yani o dönemdeki kral onu saklıyor veya artık devletin ileri gelenleri saklıyorlar. Nerede olduğu bilinmiyor. Şimdi bunun büyük ihtimalle Tapınak Tepesi'nin altında saklanmış olduğu düşünülüyor. O dönemde. Şimdi o dönemden bu yana aşağı yukarı 2500 sene zaman geçti. Bütün dünyanın bütün güçleri CIA'den NASA'ya kadar herkes bunu arıyor. Yani KGB'si de aramış, Hitler de aramış. Ne kadar zaman içerisinde güçlenen bir şey varsa istihbarat teşkilatı, devletler bazında bunları aramışlar. Ama bugüne kadar bulunamadı. Fakat bunun bulunacağı Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresindeki 248. ayette açıkça belirtilmiş. Yani, Bakara 248. Evet. Yani bu bulunacak. Ayrıca Tevrat'ta da bunun hikayesi anlatılırken bir dönem kayboluyor ve bulanlar İsrail'le olan rakibi olanlar. Onu buluyorlar. Fakat kendi devletlerinde şehirden şehire gezdirmelerine rağmen sahip olamıyorlar. Sahip olamamalarının sebebi şu: bu dışarıya bir radyasyon yayıyor büyük ihtimalle. Çünkü orada anlatılan, Tevrat'ta anlatılan ayetlerde anlatılan tasvirlerde şöyle bir şey var. Her şehre gittiği zaman o şehrin insanlarında uğurlar çıkıyordu, hasta oluyorlardı diye böyle şeyler var. Ve mecbur kalıyorlar yani İsrailoğullarına vermeye. Bunu diyorlar, bu bize yaramıyor. Bize uğursuzluk getirdi. Herkes hasta oldu şehirler. Biz bunu yol üzerine bırakalım. İsrailoğulları gelsin alsın. Şimdi bu sanki o günkü bir olaymış gibi anlatılıyor ama bu aslında kayıp olup da bugüne kadar bulunamayan bir sandığın bulunduktan sonraki hikayesini bize sembolik olarak anlatıyor o Tevrat ayetleri. Yani bu sandık bugünlerde bulunursa bunu İsrailoğullarına rakip olan bir devlet veya halk bulacak ve onlar da ellerinde tam tutamayacaklar. Onlara vermek zorunda kalacaklar. Şimdi bunu bugün nasıl yapabiliyoruz? Yani yerine oturtturabiliyoruz. Rahmetli Özal zamanında bir kanun çıktı Türkiye'de ve bu dünyanın bütün ülkelerinde bunu Amerika'da başta olmak üzere Avrupa Birliği falan bütün ülkeler kabul ettiler ve bütün ülkelere bunu dışarıdan empoze ile kabul ettirdiler diyelim veya ülkeleri ikna ettiler, kabul ettirdiler. Bu kanuna göre şöyle: bir devletten çıktığı orijini belli olan bir antik eser varsa bu dünyanın neresine gitmiş olursa olsun onun bedelini ödemek şartıyla o eser tekrar o ülkeye orijinal yerine iade edilecektir. Bu aslında dışarıdan baktığımız zaman çok aleyhte görünüyor. Yani şu anda dünyadaki mesela antikacılık sisteminin aleyhinde görülüyor. Ve bu antikacılık sisteminin hepsinde hemen hemen sahipleri, çoğunun diyelim sahipleri İsrailoğulları. Evet. Yani zengin kişiler veya özel koleksiyonlar. Bunlar da zengin kişiler. Bunların aleyhinde. Çünkü sen zaten almış olduğun bir tarihi eseri geri iade etmek zorunda kalacaksın. Ve bunun uygulaması da var. Karun hazineleri mesela Türkiye'ye iade edildi. Türkiye parasını ödedi, iade edildi. Böyle şeyler oluyor. Şimdi bunun sebebi, ben uzun dönem bunu anlayamadım. Bunun sebebi %99 ihtimalle Ahit Sandığı bulunduğu zaman bunun İsrailoğullara tekrar geri vermek zorunluluğu olduğu için. Yani bu kanun aslında bir tek bu Ahit Sandığı'nı gerçekleştirmek üzere, bu olayı gerçekleştirmek üzere çıkarılmış gibi görünüyor. Ve buradan da biz şunu anlıyoruz, evet Türkiye bunu bulursa, çünkü Türkiye şu anda İsrailoğullarının önünde, yani onların dünya hakimiyetine giden tasarımlarının önünde en büyük engel gibi görünüyor. Görüntüde İran'da var, hı hı, ama Türkiye var. Türkiye en sona alınmış gibi sanki. Öyle anlıyoruz biz. Şu anda İran'ın üstüne gidiyorlarmış gibi. Ama İran geleneksel olarak ve tarihi olarak İsrailoğullarının aleyhine görülmesine rağmen onlara en çok yakın olan veya destek veren şey olarak, devlet olarak tarihe geçmiş. Bu tarihteki sembolik olaylar tekrar edeceği düşünülerek, hı hı, bakılırsa İran'ın burada pek fazla bir şeyi yok. Ama Türkiye gerçekten ciddi bir engel. Hem Müslüman olması dolayısıyla hem de Türk olması dolayısıyla, yani bir de coğrafi olarak kapladığı yer dolayısıyla İsrailoğullarının genişlemesinin, yayılmasının, dünya hakimiyetinin ve o bölgede de zaten hakim olmasının önünde en büyük engellerden bir tanesi. O zaman rakip olarak Türkiye olacaksa eğer, bu sandık %99 ihtimalle Türkiye'de. Hatta bana göre %100 Türkiye'de de. Yani ama araştırmacılar, bazıları başka yerler söylüyorlar. Şimdi Türkiye'de de bu sandığın olma ihtimali bulunan bir sürü yer var. Ama en kuvvetli ihtimal İstanbul. Şimdi sandığın içinde ne var? Oradan evet, devam edelim, sonra hikayesini... Onu soracaktım zaten. Evet, sandığın evet, içinde ne var? Yani ne işe yarıyor evet, bu? Ne var? Nedir? Şimdi bu birçok spekülasyon var. Tabii 2500 yıl önce kaybolmuş. İsrailoğullarındaki sembolik olarak kullanımını biliyoruz. Bu sandık tapınağın gizlilerin en gizlisi, evet, veya kutsalların en kutsalı denilen bir yerde, o bugünkü Mescid-i Aksa'nın o platformunun üstünde İsrailoğulların tapınağı vardı Hazreti Süleyman zamanında ve onun iç bölmesi vardı. Kutsalların en kutsalı denilen orada duruyordu. O da şu anda Kubbetü Sahra. Şu andaki Kubbetü Sahra'nın içinde, orada namaz kılıyorlar. Orası büyük ihtimalle. Yani orasıydı. O kayanın içindeydi. O kayanın çok büyük özelliği var. Peygamberimiz de ayağını basıp miraca çıktığı kaya. Hı hı. Şimdi orada duruyordu ve bu sembolik değeriyle bugün anlayacak olursak İsrailoğullarının devlet olabilmesi, o bölgede bulunabilmesi için, bir hakimiyet iddia edebilmeleri için tapınak olması gerekiyor. Ve o tapınağın içine mutlaka kutsal sandık olması gerekiyor. Kutsal sandık olmadan bir işe yaramıyor. Yani isterse tapınağı kur, ne yaparsan yap. Şimdi buna istinaden zaten burada Bizans İmparatorunun da Ayasofya'yı yaptıktan sonra, hı hı, söylediği bir söz olduğunu biz biliyoruz. O da şunu söylüyor: ey Süleyman, ben işte seni şimdi geçtim. Şimdi burada yorumu şöyle yapıyorlar. Ayasofya tapınaktan daha büyük bir mabetti ve bütün dünyaya hitap ediyordu. Ondan bu lafı söyledi diyorlar. Ama aslında ondan değil. Ayasofya'nın içinde kutsal sandık olduğu için aslında. Yani Kudüs'le Ayasofya'yı mukayese yapıyor demek istiyorlar. Tabii öyle diyorlar ve tapınakların büyüklüğünü, hı hı, gündeme getiriyor demek istiyorlar ama. Halbuki işin arka tarafında şu var. Ahit sandığı, Ahit sandığı kendisinde olduğu için bu sözü söyleyebiliyor. Yoksa Hazreti Süleyman'a geçmesi mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi sembolik olarak İsrailoğullarının bir hakimiyetini temsil eden bir şey. Yani herhangi bir sandık da olsa olabilirdi. Ama bu sandığın özelliği çok fazla. Hazreti Musa'nın çıkarken Mısır'dan, evet, İsrailoğullarını alıp çıkarken bu sandığı alması sebebiyle Firavun'un peşine takıldığı söyleniyor. Ve bu sandığın şu andaki Büyük Piramit'in içindeki o kral odasında bulunduğu söyleniyor. Bunu birçok araştırmacı yazdı. Kitaplarda var. Hı hı. Ondan sonra ve bütün Mısır'ın elektriğini sağladı. Ayrıca Ahit Sandığı'nın. Ayrıca manna denilen özel bir gıda ürettiği, altından yiyecek bir gıda, insanı zinde tutan çok özel bir gıdanın bu sandık vasıtasıyla üretilebildiği söyleniyor. Bunun da şeyleri var. İnternette girerlerse, bakarlarsa izleyicilerimiz. Mesela altını 1600 küsur derece 1637 galiba derecede ısıtarak eritirseniz ve belli bir kademede soğutursanız %47'sini şeyinin kaybediyor, ağırlığının, kütlesinin, ve o bir toz haline dönüşüyor. O %47'nin nereye gittiği bilinmiyor. Yani mesela 1 kilo altını 1637 derece ısıtıyorsun. Tamam. İşte 630 gram diyelim bir toz elde ediyorsun. Belli şartlarda soğutarak tabii. Diğer şey nereye gittiği bilmiyor. Onun boyut ötesi ayrı bir boyuta geçtiği düşünülüyor. Ve o boyuttan böyle bir yiyecek haline gelmiş, bir gıda haline gelmiş bir şeyin olduğu söyleniyor. Bu manna ismi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bunu çölde bıldırcınla ve manna ile beslendi. Selva ve manna diye geçiyor. Yani çölde 40 sene kaldı. Hazreti Musa ile çıkan İsrailoğulları İsrail'e girmeden. Kudret helvası işte bu. Şimdi bunu mesela Masonların çok özel bir yiyeceği diye internette bulabilirler. Hatta bunun pazarlamasını yapan bir sürü şeyler de var. Şimdi onu tekrar mesela o 630 gramlık o tozu tekrar erittiğin zaman tekrar 1 kilo altın oluyor. Yani böyle acayip bir şey. Tartıyorsun 630 gram eritiyorsun 1 kilo altın oluyor. Yani böyle acayip bir şey. Şimdi bunu mesela Ahit Sandığı'nın bu işe yaradığı da söyleniyor. Ayrıca boyutlar arası, galaksiler arası elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla, onun özel bir tür vasıtasıyla iletişim kurabildiği iddiaları var. Araştırmacıların kitaplarında var bunlar. Mesela bunlar nerede var? Christopher Knight, bir de bir tane daha beraber yazdılar. 2 tane. Onlar Masonluğun ileri derecesinin olduklarını kendileri söyledikleri bu batılı yazarlar var. Onlar bir dizi 7-8 tane kitap çıkarttılar. İşte bu Hiram'ın anahtarı, Süleyman'ın hazineleri şudur budur falan diye. O kitaplarda var bu tarz bilgiler. Bunlar derinlemesine bu Masonluktaki ritüellerin şeylerini araştıran yazarlar. Hem kendileri de Mason olduklarını da söylüyorlar. Şimdi bu iletişim ne işe yarıyor? Bu esas zaten önemli olan bu. Evet. Şimdi dedik çölde gıda üretimine yaradı. Kuş, bıldırcın eti yediler ve bundan beslendiler. Bunu helva diye geçiyor bu. Manna diye Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde var. Şimdi bu yiyecek şeyi yaptı ama ayrıca bu iletişim şöyle. Hazreti Musa 40 sene çölde İsrailoğulları kaldı. O nesil öldü. Evet. Onun tekrar gençler yetişti. O gençlerle şeye devretti. Kutsal Sandığı. Hazreti Yuşa'ya. Hazreti Yuşa amcasının oğlu ona devretti ve o savaşarak o kutsal toprakları ele geçirdi. Sonra İsrailoğulları oraya yerleştiler. Sonra oradan ta Hazreti Süleyman dönemine kadar orada kaldılar. Hazreti Süleyman döneminden sonra da 2'ye bölündü. Sonra bir müddet daha. Sonra işte Nebukadnezar şu bu falan filan, İsrailoğulların hep tapınaklarının, devletlerinin yıkılması gündeme geldi. Ama arada 400-450 sene belki daha fazla bir zaman var. Şimdi o dönemde, yani Hazreti Yuşa döneminde, o savaşlar döneminde, o savaşlar dönemi Tevrat'ta çok acayip sahnelerle anlatılıyor. Kutsal sandık hep ordunun önünde tuttu Hazreti Yuşa. Ve kutsal sandık olduğu zaman savaşı kazandılar. Kutsal sandık olmadığı zaman savaşı kaybettiler. Şimdi onunla bir çeşit iletişim kurup karşı ordunun bütün bilgilerine sahip olabiliyordu. Çökertebiliyordu. Çökertebiliyordu. Hatta o kutsal sandık özel bir şeyle sesi kat kat fazlalaştırıp ses titreşim vererek kale duvarlarının yıkılmasına bile olanak veriyordu. Silah olarak da kullanılabiliyor. Silah olarak da kullanılabiliyor. Yani çok yönlü bir şey bu. Hı hı. Şimdi biz ne yaptık? Geldik Hazreti Yuşa'ya. Yani burada esas kutsal sandıkta. Çünkü bu kaybolmuş bir nesne. Yani saklanmış, nerede olduğu bilinen. Burada bizi şey yapacak en son bunu kullanan kişi olan Hazreti Yuşa. Yani ne zaman? Kutsal topraklara giriş sırasında Hazreti Musa'dan bunu devralan kişi Hazreti Yuşa ve o kullanmış. Kullandıktan sonra da bu sembolik değeri tapınağın içinde kutsalların kutsalı denilen odada bulundurmuş ve devamlı bunun etrafında işte bakıcıları, edicileri falan bunu getirmişler. Sonra da saklanmış. Şimdi özel kıyafetler. Mesela Masonların giydiği kıyafetlerin bir çoğu o sandığın korunmasında kullanılan rahiplerin kıyafetlerine benziyor. Serhat Hocam, araya gireceğim. Bu hatta Hollywood'da filmlere de konu oldu. Tabii, bu Kampçılı Adam'ın Kutsal Hazine Avcıları filminde var. İşte Hitler arıyordu o zaman. Evet, bulmaya arıyor, çalışıyordu. Hatta açmayın falan diyor. Evet. Açınca bir dehşet bir ışık çıkıyor falan. Öyle betimlemişler. Zarar veriyor onlara. Zarar veriyor. İşte gözünü açma, gözünü aç, evet, açmayana gelmiyor, gözünü açana geliyor falan. Ama onlar tabii o senaristin o yazdığı şeyler. Yani kendi hayal dünyasında bir tasarım yapmış, bir kurgu yapmış. Şimdi burada bizim takip edebileceğimiz, Hazreti Musa'yı takip edemiyoruz. Ama Hazreti Yuşa'dan takip edebiliriz. Yani biz bugün yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar, Müslümanlar olarak bu konuyla ilgilenen, bu konuya merak edip objektiflerini yönelten insanlar olarak Hazreti Yuşa'dan takip edebiliriz. Neden takip edebiliriz? Yuşa Tepesi denilen bir yer var. Beykoz. İstanbul'da, Beykoz'da. Şimdi oradan biz bu izi sürebiliriz. Hı hı. Bu iz aslında Bizans da İstanbul'da. Evet. İşte biraz önce söyledim, Justinianus, onun hanımı, annesi, bu ilk Hristiyanlardan, kendisi şey olmasa bile bunlar, bu bölgeler bütün Bizans'ın hakimiyetindeydi. Yani İsrail toprakları. Evet. Yok, İsrail toprakları da. Burası da başkentti. Oraya da İstanbul'da başkentti. Evet. Burada da bu lafı söylediğine göre bu kutsal sandığın ta Bizans zamanından gelmiş olması lazım. Ama bir şekilde Yuşa Tepesi ile de ilişkisi var. Hatta Kanuni zamanında da Yahya Efendi şu anda Beşiktaş'ta. Onunla da ilişkisi var. Bütün bu gizemleri sürersek kutsal sandığın nerede olduğunu anlamaya çalışabiliriz. İzini sürebiliyoruz. İzini sürebiliyoruz. Şimdi bunun geldiğini ben 2009 yılından beri söylüyorum. Bizans zamanında buraya, İstanbul'a geldiğini söylüyorum. Bunun da en önemli şeyi, burasının, İstanbul'un, ikisi de Hristiyan olduğu halde, Bizans'ın da Hristiyan olduğu halde Latinler tarafından 50 sene istila altında tutulması. Yani biz Kudüs'e gidiyoruz, Haçlı Seferi yapıyoruz diyerek gelip İstanbul'u bunlar istila ettiler. Latinler dediğimiz bugün işte şey, bütün Fransa, İtalya falan onların oluşturduğu şey, Haçlı orduları. Ve bunların başında da Venedik, Cenova mıydı, Venedik miydi, o tam hatırlamıyorum. Venedik kralı olması lazım. Dandalos'un mezarı Ayasofya'da, evet, üst katta. Evet, evet. Şimdi burada yaşamış, burada ölmüş. Ha, belki kemiklerinin bir kısmı İtalya'ya götürülmüştür, götürülmemiştir. Onu bilemiyoruz ama şunu biliyoruz. Burası 50 sene istila altında kaldı ve burada özel kutsal emanetleri aradılar. Onun için geldiler zaten özellikle. Ve biz o istila başlamadan önce Bizans'ı yönetenler, kral olsun, devlet büyükleri olsun, ordu generalleri olsun, bunların ikiye ayrıldığını da biliyoruz. Bir kısmı Haçlılar geliyorlar, bizi istila edecekler, talan edecekler diyerek biz bunlara karşı direnelim, içeriye almayalım, savaş yapalım dediler. Bir kısmı da teslimiyetten yanaydı. Yok, geldiler, onlar da Hristiyan, biz onları şehri teslim edelim, onlar yönetsin diyenler oldu. Bu arada o istila gerçekleşmeden 3 sene içerisinde, bu 3 senede bir mücadele dönemi, 5 tane imparatorun değiştiğini görüyoruz bak. Birinci imparatorda ne varsa onu takip etmek lazım. Yani ilk daha değişmemiş olan ilk birinci imparator. Bunun gözlerine mil çekildi. Bu kutsal sandığı Ayasofya'da iken aldı, bir yere sakladı. Ve bunun büyük ihtimalle Yuşa Tepesi olması ihtimali çok yüksek. Yani sonuç olarak, yani ara başlık koyarsak Ahit Sandığı İstanbul'da diyebiliriz. İstanbul'da diyoruz. Böyle diyoruz. Takip ederek. Takip ederek şu an. Yerini de söyleyeceğiz. Evet. Şimdi yani bunu nereden söylüyoruz? Mesela Ayasofya'da taç giyme törenlerinde bunun kullanılmış olduğu, hatta yüzyıllarca kullanılmış olduğu, hemen hemen yeni birçok araştırmacı bunu söylemeye başladı. Mesela bunlardan bir tanesi de Erhan Altunay, o da çok şey yapıyor, bu kutsal sandıkla ilgili, Ayasofya ile ilgili çok ileri bilgileri var, Ayasofya ile ilgili kitap yazdı falan. O daha önce pek şey yapmıyordu ama şimdi Ayasofya'da gelmiş olduğuna ben de kanaatim var diyor, söylüyor. Kitabında yazıp yazmadığını tam bilmiyorum. Ama burada Ayasofya, Yuşa Tepesi, Yahya Efendi ve tekrar Ayasofya, buralarda bunu aramak lazım. Yani bu izi takip etmek lazım. Evet. Burada bizi Ayasofya'dan sonraki esas şeye ulaştıracak olan, yani Osmanlı dönemindeki bir olay var. Orada da Yuşa Tepesi çok önem kazanıyor. Evet. Çünkü Yuşa Tepesi aslında Yuşa Tepesi değil. Yani eski adı Dev Dağı onun. Ve orada eski Roma tanrılarına ait tapınak olduğu söyleniyor. Çok daha önceki, Bizans'tan önceki dönemlerde, Roma döneminde. Şimdi o bölge kutsallığı olan bilinen bir bölge, yani pagan dönemde. Ve sonra Hristiyanlık geldikten sonra o bölge yine kutsal olarak kabul edilmiş. Ve o bölgeye gömülmüş olma ihtimali var. Neden? Bu İstanbul'u istila eden Latinlerin istilasından onu korumak için. Bu imparator öldürüldükten sonra başka imparator geliyor. O da tahttan indiriliyor. O da 5 tane. Son 3 sene için. Sonra Latinler istila ediyorlar. Ve Latinler İstanbul'un altını üstüne getiriyorlar. Kutsal sandığı bulamıyorlar. Ama bütün Hz. İsa'ya ait, o döneme ait eski bütün kutsal emanetler, Kudüs bölgesinden ne geldiyse Bizans zamanında, hepsini alıp götürüyorlar Roma'ya, Venedik'e, Cenova'ya, yani İtalya'ya götürüyorlar. Şimdi kutsal sandığı bulamamaları da 50 sene burada kalmalarından anlaşılıyor zaten. 50 sene araştırma yapmış olmalarına rağmen burada bulamıyorlar. Şimdi burada biz Yuşa Tepesi'nin özelliği şu. Yuşa Tepesi'nde Yuşa Aleyhisselam'ın kemikleri olduğu iddia ediliyor. Ben de o kanaatteyim. Çünkü orada yine bir ruhani durum var. Yani oraya gidip de böyle yoğunlaşıp da dua eden insanların birçok yaşadığı haller oluyor. Muazzam da türbenin bir büyüklüğü var. Zaten orası acayip. Muazzam. Yani 2,5 metreye 17 metre. 17 metre. Onun ben yanında, oraya biz daha önce çekim yapmaya da gitmiştik. Yani onun yan tarafında böyle bir duvar var. Arka tarafta, bayırın arka tarafında denize bakan kısmında, oradaki Osmanlı zamanında sadece görev yapmış olan, yani orada mescit vardı, müezzin ve imam veya onların aileleri, ama sadece müezzin ve imam. Bunlar ölmüşler, yani yaşayan olmuş, ölmüş yüzyıllarca. Yan tarafa hep mezarlık yapmışlar, gömmüşler yan yana. 26 tane böyle yan yana mezar saydım ben. Onun uzunluğuna anca denk geliyor. Bak, 26 tane normal insan mezarının uzunluğunu düşün. Bir Yuşa Aleyhisselam mezarının uzunluğu o kadar. Şimdi o kadar büyük bir şey. Bu neden böyle yapıldı dediğimiz zaman oradaki şeyler, tabii görevliler, fazla bilgileri yok. Diyorlar ki yani burada kemikler vardı, bulundu, ama kemiklerin bir diğer kısımları falan sağa sola saçılmış olabilir diye bu mezarı büyük tutmuşlar diyor. Ama öyle açıklama getirilemez ona. Çünkü mezarın eni 2,5 metre, boyu 17 metre. Yani sen kemiğin nerede olduğunu nereden bileceksin? Belki yan tarafta 3 metre, yan tarafta o bir kemik olabilir. Şimdi kare şeklinde olsa mezar geniş, 17'ye 17 olsa tamam diyeceğim. Böyle bir şey yapmışlar. Ama bu alanı çevirmişler. Dar ama uzun. Dar ve uzun. Şimdi o dar ve uzun olması, orada büyük ihtimalle bir şey bulundu, çıktı ve onun çıkartıldığı o yer aynen muhafaza edilmesi için Osmanlılar onu o şekilde yaptılar ve o şekilde bıraktılar diye düşünüyorum. Şimdi Yuşa Aleyhisselam'ın kemikleri neden önemli? Kutsal sandıkla ne bağlantısı var? Şu bağlantısı var. Yuşa Aleyhisselam öldüğü zaman tabi İsrailoğulları kutsal topraklara girdiler ve kutsal sandık Yuşa Aleyhisselam'ın kontrolündeydi. Öldüğü zaman onun kemiklerini kutsal sandığının yanında kutsallar kutsalı bölümüne veya kutsal sandığın bulunduğu bölüme, önce çadırda tabii bu şey oldu, o bölüme kendi kemiklerinin gömülmüş olmasını vasiyet etmiş olabilir. Veya daha sonraki İsrailoğulları bunu eşleştirip kutsal sandıkla birlikte bir kutsallık olduğu için Yuşa Aleyhisselam'ın kemiklerini de muhafaza etmiş olabilirler. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın kemiklerinin nerede olduğu, nasıl olduğu pek bilinmiyor. Ama Yuşa Aleyhisselam o gün için onların kontrolündeydi ve onu muhafaza etmiş olabilirler. Bu da daha sonraki dönemde Nebukadnezar'ın istilası zamanında kutsal sandığı saklayan kral bu kemiklerle birlikte bunu büyük ihtimalle sakladı. Ve o bulunduğu zaman, Bizanslılar onu bulduğu zaman o kemiklerle birlikte buldular. Ve kemiklerle birlikte Ayasofya'da bu kutsal sandık onların taç giyme törenlerinde kullanıldı. Onun için biz diyoruz ki bu bunun ayrılmaz parçası gibi olmuş. Kutsal sandık kemiklerin yanında olması çok yüksek ihtimal. Kemikler de Yuşa Aleyhisselam Yuşa Tepesi'ndeyse Çünkü orada kitabeler de var. Onları da ayrı bir programda yaparız. Yani orada kitabeler acayip. Evet. Ebced hesabıyla hep bugünleri anlatan tarihler çıkıyor orada. Neyse o onun yanında bulunmuş olması lazım. Bugün orada kutsal sandık yoksa bu mutlaka yine İstanbul'da bir yerde ama nerede? Onun hikayesini eğer bilmiyorum reklamlara gireceksen reklamlardan sonra yapalım. Zamanımız var. Var. Orada şöyle geliyoruz. Bizanslar istila edildi İstanbul. 50 sene kaldı. Evet. Sonra 50 sene sonra Dandola öldü falan gittiler çekildiler. Tekrar İznik'teki eski 1. imparatorun ailesi İznik'e kaçmışlardı. Hı hı. Oradan geldi ve Bizans'ın başına geçti. Aradan yine 600-700 sene geçti. Osmanlı'ya gelinceye kadar. Osmanlı'nın da Kanuni Sultan Süleyman dönemine gelinceye kadar. Kanuni Sultan Süleyman'ın da süt kardeşi Beşiktaş'taki bugün Efendi. Türbesi olan Yahya Efendi. Bu Yahya Efendi çok acayip değişik üveysi bizzat. Kendi kendini yetiştiren insanlara üveysi deniyor. Hı hı. Hiçbir şeye bağlı değil. Kendi kendine yetişmiş ve Hızır Aleyhisselam'la da arkadaşlık ettiği. Gittiğimiz zaman mesela oraya Beşiktaş'a baktığım zaman türbenin içine hep kitabelerde şeylerde var. Hızır Aleyhisselam'ın arkadaşıydı diye. Ve Yuşa Tepesi'nde buluşuyorlar diye. Böyle şeyler var. Şimdi eğer öyle bir şey varsa şöyle bir şey anlatılıyor. Bu ne kadar doğrudur ne kadar şeydir bilemiyoruz ama Yahya Efendi Hızır Aleyhisselam ya gelip söylüyor ya da rüyasında görüyor. Hı hı. Ve diyor ki işte git oradan şeyi çıkart. Sandığı. Sandığı demiyor. Yuşa Aleyhisselam'ın kemiklerini çıkart. Hı. Yani o söyleniyor. Sandık belki bu sonradan hikaye değiştirilmiş de olabilir. Yani belki de sandığı git çıkart dedi. Ama bugün bize akseden hikayede kutsal sandık işin içinden çıkartılıp gizlenmiş. Kemikler bölümü hikayenin içinde kalmış. Şimdi o da şöyle söylüyor. Yani rüyadan uyanıyor tabii böyle. Acayip bir rüya nasıldı bu falan. Ondan sonra kendi kendine söylendiği anlatılıyor o hikayenin içinde. Ya Filistin'de değil mi? Yuşa Aleyhisselam'ın kabri Filistin'de. Ben öyle biliyorum. Adamlarına da diyor ki Yuşa Aleyhisselam'ın kabri nerede? Araştır bakayım Filistin'de değil mi? Ondan sonra onlar da araştırıyorlar. Diyorlar ki efendim Filistin'de. Yani böyle bir şey yok. Tamam diyor o zaman. Boş verelim. Şey yapalım rüyadır geçer. Tekrar bir hafta sonra tekrar aynı rüya. Sana söyledik. Neden gitmiyorsun oraya şey yapmıyorsun falan. Gene bir ürperiyor şey yapıyor falan. 3. hafta artık sarsıyor. Hızır Aleyhisselam veya rüyada kim geliyorsa. Hı hı. Onun üzerine diyor ki ya bu işte bir ciddiyet var. Alayım ben 40 tane dervişi. Ben onunla ilgili bir de kitap yazdım. 40 tane dervişi alayım diyor. Gideyim diyor oraya. Yuşa Aleyhisselam olduğu yere gidiyorlar. Osmanlı devrinde de öyle şimdiki gibi değil yani kolay değil. Kalkacaksın Beşiktaş'tan şey yapacaksın. Karşıya geçeceksin sandallarla. Üsküdar'a geçen Üsküdar'dan ne kadar yol. Yani. Ta akşama kadar ikindiye kadar. Anca gidersin yol yani. Orada da dervişler toplanıyorlar, şey yapıyorlar falan. Orada bir kazı harekatı oluyor ama şöyle oluyor. Araştırıyorlar önce yani hı-hı. nerededir? En yüksek yere çıkacaksınız diyor. Orası en yüksek yer İstanbul'un. Tabii, evet. Ondan daha yüksek rakım yok. Galiba 210 mu ne öyle bir küsur. Ya 410 ya 210 olması evet. lazım. Tam bilemiyorum. İnternete baksın arkadaşlar. Şimdi orada araştırırken bir çobana denk geliyorlar. Çobana soruyorlar. Yani diyorlar ki burada hani böyle bir yer var mı? Senin dikkatini çeken ya şeyhim diyor. Bak diyor şurada diyor otları görüyor musun diyor. Acayip büyümüşler. Etrafında diyor. Hep diyor otlar normal diyor. Bunun sebebi şu diyor. Koyunları ben salıyorum. Geliyorlar otluyorlar. O bölgeye giremiyorlar diyor. Veya girmiyorlar. Girmiyorlar. Veya giremiyorlar. Etrafından otlayıp dolaşıp giriyor. Ondan bu buradaki otlar diyor çalı gibi büyüdü böyle. Orada bir enteresanlık var. Enteresanlık var. O zaman diyor ki ha, tamam bulduk. Burayı kazın. Kazılıyor oradan çıkıyor bir şey. Şimdi oradan çıkınca orası mescit haline getiriliyor. Yani bir kutsal şey olduğu anlaşılıyor. Ve oradan büyük ihtimal %99 ihtimal Yahya Efendi bugünkü türbesinin bulunduğu Beşiktaş'a o getiriliyor. Beşiktaş'ta birkaç sene kalıyor. Şimdi onun da sebebi şu. Kanuni Sultan Süleyman Viyana seferindeydi. Hı hı. Yani dışarıda. Adam cihat yapıyor yani. Ondan sonra. Şimdi kutsal sandığı nasıl söylesin? Tamam şeyi ama oğlu var. Sarı Selim. Onun yerine geçecek. O da çok seviyor Yahya Efendi'yi. Onunla iletişimini kuruyor. Sarı Selim'le. Şimdi Kanuni'nin Viyana'da öldüğü anlaşıldıktan sonra iç organları oraya gömülüyor. Cenazesi buraya getiriliyor. Tabi Sarı Selim oğlu başa geçiyor, 2. Selim. Tekrar Yahya Efendi'ye gittiği zaman ziyareti, bir sene sonra oluyor bu. Yani padişahlığın 1. senesinde Sarı Selim'in. Bir sene sonra gittiğinde büyük ihtimalle bu konu açılıyor. Ve o konu üzerine Yahya Efendi de bir sene sonra vefat ediyor zaten. Yani Kanuni'den sonra iki sene yaşadı. O bir sene zarfında 1,5 senelik bir tadilata alınıyor Ayasofya. Bak bunların hepsinin bir araya gelmesi, bağlantılar var, çok enteresan bir şeydir. Yani bu nasıl olabilir böyle? Çünkü orada bir emanet var duruyor ve onun hakkında bir karar verilmesi lazım. Veya şöyle bir karar veriliyor büyük ihtimalle. Yani bunun zamanı değil. Biz bunu tekrar saklayalım. Bu nereden olmuş olabilir? Buraya nasıl gelmiş olabilir? Osmanlı bizim bugün bildiğimizden yüz binlerce kat ileri bilgi seviyesine ulaşmıştı. Biliyordu tarihini, şeyini, kökenlerini, olayların nereden geldiğini biliyordu. Biz daha yeni yeni öğrendiğimiz için aa diyoruz, hayret ediyoruz. Şimdi onlar o sandığın zaten Ayasofya'da taç giyme törenlerine kullanıldığını biliyorlardı. Yani yeri neresi biliyorlardı. Ve diyorlar ki oraya tekrar iade edelim. Bu zamanı değil. Ahir zaman daha gelmedi. Büyük ihtimalle kapatıyorlar, gömüyorlar. Bir yere saklıyorlar. Ve bunun ben tekrar Ayasofya'ya o arada Mimar Sinan'ın da tadilatı dolayısıyla götürüldüğünü düşünüyorum. Bunun da delili, en büyük delili hem Bakara suresindeki ayetler hem de fiziki delili de var. Fiziki delili de şu: Ayasofya'da dünyanın göbeği denilen yer, Omphalion, o bölgenin şeyleri, yer seramikleri, yani yer mermerleri, döşemeleri değişmiş. Yeni yani. Yani Ayasofya'nın döşemesi aşağı yukarı 2000 senelik falan. Onu Semavi İyice hocamız, sanat tarihi profesörü anlatıyordu. Birkaç kat döşeme var. 60 santimde yükselmiş zemini falan diyordu ama en son döşeme yani 2000 senelik falan o mermerler. O mermerlerin orijinalitesi her yerde aynı. O bir tek Omphaleon'da farklı. Büyük ihtimalle o da Osmanlı zamanında, bu işte Kanuni öldükten sonra 2. Selim zamanında Mimar Sinan tarafından orada bir operasyon yapılarak oraya tekrar sandık konmuş olma ihtimali var. Bu fiziki delili. Ve aynı bu fiziki delilde geçen bu Omphalion, dünyanın göbeği, dünyanın göbeği lafı Kur'an-ı Kerim'deki bu kutsal sandıktan bahsedilen ayette de var benim yorumuma göre. Yani senin yorumuna göre ait olur mu, onun yorumuna göre ait olur mu dersin ama burada evet, bu ayette geçen öyle bir gizemli kelime var ki o bu yorumu yapmamıza imkan veriyor. Ha, doğru yorum yapmış olabilirim, yanlış yorum yapmış olabilirim. Yani yanlış yaptıysam bunu, kimseye bir zarar yok. İtikadi bir mesele değil, bir şey değil. Yani sonuçta bir tahmin veya bu şekilde yani, olabilir diye bir ihtimaller üzerinden gidiyoruz. Şöyle, o ayetin daha doğru bir yorumunu yapıp da bana getirirlerse, şey yaparlarsa ben tamam derim, Allah affetsin, tövbe ediyorum, dönerim sözümden, fark etmez. Ama burada çok büyük bir bağlantı var olduğunu düşünüyorum. O Bakara suresindeki ayeti istersen, reklamlar varsa reklamlardan sonra yaparız. Yoksa şimdi girebiliriz yani. Onu da uzun sürecekse? Yani sürebilir. Biraz anlatırız şeylerini. Girelim. Tamam. Şöyle, oradaki geçen kelime önce kutsal sandığın içinde Hazreti Musa ve Harun'dan bakiyeler olduğunu söylüyor. Ve ondan sonra şöyle bir şey söylüyor: tahmiluhul melaike. Şimdi bu tahmiluhul melaikeyi normal çevirilerde, yani meallerde. Serhat hocam şimdi rejiden uyarı geldi. Tamam, reklamlardan sonra yapalım. Tamam, daha iyi yapalım. Tahmiluhul melaike. Orada dedik, kaldık. Orada kaldık. Değerli izleyenler, Ahit Sandığı İstanbul'da ihtimalleri üzerinde gidiyoruz ama Ahit Sandığı İstanbul'da. Ekranlardan ayrılmayın. Serhat Ahmet Tan hocam çok önemli yerlere gelecek. Kısa bir reklam arasından sonra sizlerle beraberiz. Değerli izleyenler, Gizli Gerçekler'de Ahit Sandığı nerede? Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Reklamdan evvel ayetle alakalı açıklamasını, yorumunu yapacaktı Serhat hocam. Omphalion dedik. O göbekte bir tadilat olduğunu söyledik. Orada Serhat hocam sen ayetle ilgili yorumunu yapacaktın. Şimdi burada Omphalion zaten Bizans zamanında buraya verilen isim. Hı hı. Yani buraya dünyanın göbeği veya meleklerin göbeği deniyor. Hı hı. Şimdi bu ifade çok önemli. Hı hı. Bu göbek ifadesi önemli. Biz buradan bir sembolik bağlantı arıyoruz. Yani bu zaten bilsek gider buluruz, çıkartırız. Kutsal sandık nerede buluruz. Ama biz buradan ne yapıyoruz? Önümüzdeki kayıtlar neyse o kayıtların üzerinden değişik kayıtlardan bundan bahseden bir sembolik bağlantı arıyoruz. Buradan izini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Yuşa Tepesi'ne gezdik falan, oradan Ayasofya'ya dedik ki dünyanın göbeği denilen yere geldik. Bu dünyanın göbeği, Omphalion direkt dünyanın göbeği veya meleklerin göbeği demek. Burası bir. Şimdi bu kutsal sandığın anlatıldığı Bakara suresindeki ayette de buna aynen birebir, benim şeyime göre birebir ifade var. Ne bu? Tahmiluhul melaike. Şimdi bu meallerde şöyle çevirmiş. Melekler taşıyacaktır onu. Kutsal sandığı. Melekler taşıyıp getirecektir gibi çevirmişler. Şimdi burada bu ifade melekler taşıyacaktır ifadesi aslında böyle olmaması gerekir. Benim yorumuma göre. Yani mealinin bu şekilde anlaşılmaması gerekir. Yani böyle de anlaşılabilir. Evet, bir taşıma olayı var. Çünkü hammal veya hamile, bunlar hep taşımakla ilgili. Hı hı. Ama hangi tür taşıma bu? Bunu bulmamız lazım. Şimdi hammal sırtında taşıyor. Ondan sonra hamile karnının içinde taşıyor. Yani sırtla karın içi, evet, taşıma ikisi de ama farklı. Şimdi bu hamile Kur'an-ı Kerim başka yerlerinde çok geçiyor. Hı hı. Ama biz bunun tabii doğrusunu bulmamız lazım. Birebir aynı ifade nerede var diye ben baktım Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı doğurduğu zaman alıyor kucağına, şöyle tam karnının üstünde taşıyarak getiriyor, kendi akrabalarına gösteriyor. İşte çocuğu doğurdum diye. Hazreti İsa'nın doğumu bu şekilde anlatılıyor. Meryem suresinde bu. Hı hı. Burada geçen ifade de tabii ona itiraz ediyorlar. Meryem sen ne kadar kötü bir iş yaptın, şu bu falan. Kur'an-ı Kerim ayetleri bunu anlatırken buradaki geçen ifadede şu var. Tahmiluhu. Aynen buradaki tahmiluhu, burada da tahmiluhu. Şimdi aynı ifade geçince biz bunu sırtta taşıma, hammal gibi taşıma değil de karnının üzerine, göbeğin üzerine bir taşıma olduğunu anlıyoruz. Bir de melekler ifadesi, yani Bakara suresindeki ayette eğer melekler bunu taşıyacaktır diye biz çevirirsek burada bir tutarsızlık oluyor. Nasıl oluyor? Kutsal sandık somut bir nesne. Melekler soyut varlıklar. Soyut varlığın somut bir nesneyi taşıması neden tarif edilmiş olsun? Anlatabildim mi? Yani soyut bir varlık. Melek niye taşısın, getirsin onu? Somut bir şey. Somut bir varlığın taşınması. Burada benim kanaatime göre doğru olabilir, yanlış olabilir. Burada sembolik bir ifade kullanılıyor. Ve ifadeyi daha da derinlemesine baktığımız zaman tahmiluhul melaike ifadesi şöyle bir şey söylüyor. Meleklerin göbeğindedir. Meleklerin göbeğinde taşınmaktadır. Veya meleklerin göbeğindedir gibi bir ifade çıkıyor. O zaman ben dedim ki bu ayetten eğer böyle bir ifade çıkıyorsa, yani bu diğer ifadelerden bir tanesi de olsa bunu bir araştıralım. Yani böyle bir ifade çıkıyor. Melekler nerede olabilir? Ve meleklerin göbeği diye bilinen dünyada meşhur yer var mıdır? Bu arada sorularımız da geliyor. Gelsin. Şimdi meleklerin göbeği diye bilinen yer direkt Ayasofya'da var zaten. Var. Çünkü 4 tane melek var. Hı hı. Hatta onlardan bir tanesini yüzünü açtılar ya. Evet. O ilk açılana dair de bir şey var. Kehanet de var. İlk açılan ne tarafta olursa orayla o bulunan ülke veya millet savaşacak ve galip gelecek diye bir ifade de var. Şimdi açılan yer istikamet neresi biliyor musun? Şu anda meleğin bir tanesinin yüzü açık. Evet. Diğerlerinin kapalı. Osmanlılar kapatmışlar meleklerin yüzünü. Bizans zamanında hepsi açıktı. Şimdi şu anda açık olan yer, diğerlerini de tadilatı aldılar, açamadılar bak. Hala yıllardan beri, ben özel zamandan beri takip ediyorum olayı. O açılan melek hangi istikamete bakıyor? Yön Kudüs. Kudüs yönündeki melek açıldı şu anda. Şimdi onu, o kısmına geçelim. Şimdi orada meleklerin 4 tane büyük melek tasvir edilmiş. Ayasofya'nın tam kubbesi. Kubbenin de tam altında meleklerin göbeği denilen yer var. Şimdi o zaman melekler taşıyordur veya meleklerin göbeğindedir diye bir ifade varsa veya bulunduğu zaman bu meleklerin göbeğinde bulunacaktır diye bir ifade anlaşılabiliyorsa, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara 248 olması lazım ayetin, mealinden veya yorumundan anlaşılıyorsa, o zaman biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Bu %99,9 Ayasofya'da bu Omphalion denilen yerde olması lazım. Çünkü burada hamile ifadesi, hamile şu, karnının içinde bir sıvı var. Yani hamile nasıl olur kadın? Evet. Çocuk nerede olur? Karnının rahminde, sıvının içinde. Evet, sıvının içinde değil mi? Hı hı. Şimdi burada da Ayasofya'nın altı zaten sarnıç. Sıvı var. Sıvının içinde olması neden gerekiyor bunun? Burada radyoaktif veya elektromanyetik bir yayın var. O kontrol edilemediği zaman yayın yapıyor, yapan bir nesne var. O sıvının içinde olduğu zaman ancak kontrol edilebiliyor. İnsanlara zarar vermemesi oluşturulabiliyor, yani güvence altına alınabiliyor. Çünkü buna çarpılan insanların hikayeleri çok anlatılıyor. Tevrat'ta da var, başka hikayelerde de var zamanında. Bunun yanında görevli olan insanların çarpılması hikayeleri. Hatta Kanuni zamanında, Kanuni Sultan Süleyman saraydayken, bu da nerede var? Bunun da şeyini söyleyelim de, kaynağını söyleyelim. Sefine-i Evliya, Süleymaniye Kütüphanesi'nde Sefine-i Evliya kitabının 2. cildine baksınlar. Burada bütün Yuşa Tepesi, şu bu falan evliya hikayeleri, yani Osmanlı mevcut evliya olayları, bunlar yaşanmış birebir olaylar anlatılırken şöyle bir hikayeye ben rast geldim. Bir grup derviş, bugün bizim bildiğimiz Yenikapı veya Aksaray civarlarından, Ramazan gecesi, yani Kadir gecesi, Ramazan'daki Kadir gecesi, biz diyorlar yani gece saat 1'e 2'ye kadar zikirlerini yapmışlar şeyde, kendi tekkelerinde Aksaray'da, gidelim sabah namazını Ayasofya'da kılalım diyorlar. Ayasofya'ya doğru yürüyorlar, çıkıyorlar şeyden, Çemberlitaşı falan geçince, biraz yaklaşınca Ayasofya'nın bütün içinden çok acayip gün ışığı gibi bir ışığın böyle birkaç dakika parladığını görüyorlar ve korkuyorlar, ürperiyorlar. Ayasofya'nın içine girmeye korkuyorlar. Bütün pencerelerden dışarıya böyle bir ışıklı hüzmeleri, hani filmlerde olur ya, evet, böyle o çıktığını düşün. Hı hı. O zaman ne elektrik var ne bir şey var. Kanuni zamanından bahsediyoruz. Yani kandillerle aydınlatılan bir yer. Dışarıdan Ayasofya'nın içindeki ışığı bile göremezsin uzaktan, yani belki 50-100 metreden. Şimdi oradan çok acayip bir ışık. Bunun üzerine saraya haber veriliyor, saraydaki muhafızlara. Gece padişah uyandırılıyor, böyle bir olay var diye. Padişah, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın gelip bakıp Ayasofya'yı kontrol ettiği söyleniyor. Şimdi böyle de olaylar yaşanmış. Şimdi onun için bunun Ayasofya'da olma ihtimali çok yüksek ve içinde sarnıç ve bunu günümüzde de, bugün şu anda mevcut yaşadığımız, yani 3 Mart 2019'da biz bu yayını yapıyoruz. Bugün de dahil bundan birkaç yıldır bu Ayasofya'da gizli gizli çalışmalar yapıldığına dair bizim araştırmacı arkadaşlarımızın çok şeyleri var, tespitleri var. Ondan sonra mesela bir tanesi, dediğim gibi, Erhan Altunay yakından ilgileniyor. Burada diyor birkaç grup, işte tapınak şövalyeleri, masonlar olabilir, şunlar bunlar, gizli olarak çalışmalar yapıyorlar. Hatta benim tahminim Ayasofya'da bazen provokatif olaylar oluyor. Biri gidiyor namaz kılmaya çalışıyor. Biri gidiyor bale yapıyor. Evet. Yabancı bunlar. Evet. Şimdi buradaki provokatif olayların sebebini ben şuna bağlıyorum. Burada yapılan gizli çalışmalarda bir grup bir şeye yaklaşma ihtimali olduğu zaman diğer grup onu takip ederken onu engellemek için burada bir provokasyon oluşturup dikkatleri buraya çekip hükümetin dikkatini, yani buraya tedbir alın, bak bunlar yaklaştı, bulacaklar, edecekler gibi böyle şeyler olabilir. Dikkat çekme olabilir. Çünkü burada yani gizli çalışmalar olduğu hemen hemen kesin gibi diyoruz. Yani ben kendim tespit etmiş değilim ama duyumlarım var. Yani olduğunu söyleyenler var. Evet. Şimdi bu %99,9 ihtimalle burada bulunacak. Ben bu ayetin Bakara suresindeki 248. ayetin ebced şeyinden de bazı şeylere ulaşmaya çalıştım. Değerlerini hesaplayarak. Benim bulduğum şeylere göre 2018 ile 2028 yılları arasında evet. Burada bu kutsal sandıkla ilgili çok faaliyet olup bu arada bu kutsal sandık bulunacak. Ve büyük ihtimalle 2018-2028 arası. 2028 arası ama burada şöyle bir şey var. 2018'den sonra veya 2019'da bu içinde bulunduğumuz yılda bulunabilir. Ama bunun kamuoyunun öğrenmesi geciktirilebilir. Çünkü bu bulununca tabii önemli bir şey. Bulunmuş da olabilir bak. Hı hı. Bu yıllarda bulunacak. Hı hı. Şimdi tabii bizim öğrenmemiz yani 3 sene sonra 5 sene sonra olur. Bunun kamuoyuna açıklanması veya duyulması gecikebilir. Devlet buna el koyabilir veya Milli İstihbarat yani bunu bir kontrol alır. Önemli bir şey çünkü bu. Evet. Bütün tarihi etkileyebilecek bir şey. Ondan sonra ama bu 2028'li yıllardan sonra İsrailoğulların eline geçiyor. Bir şekilde demek ki alıyorlar ediyorlar. Benim ebced değerlerine ulaştığım tarihler bunlar. Ha, doğrudur yanlıştır. Sen diyebilirsin ki Serhat abi sen yanlış yapmışsın bu hesabı. Böyle bir şey çıkmıyor bundan diyebilirsin. Ve buna itiraz edilebilir. Ben ille de diretmiyorum yani. Ben kesin doğru söylüyorum diye. Ama böyle bir şey olduğunu da söyleyeyim. Evet. Yani evet. Bunun bugünlerde çünkü çok faaliyetler de yoğunlaştı. Ve çünkü 2030'dan sonra İsrailoğullarının bir gerileme döneminden sonra tekrar atağa geçebileceğini ben başka ebced değerlerine denk geliyor. O dönemlere de denk geliyor. O dönemlere denk geldiği için bunu aldıktan sonra bir atağa geçme ihtimalleri de çok yüksek. Evet Serhat Hocam. Şimdi tabii Ay Sandığı konusuyla alakalı ben burada netleştiğini sanıyorum. Yani izleyenler açısından da. Hı. Çünkü çok önemli yerlere geldik. Çok önemli tespitler yaptın. Evet. Yorumlarını da yaptın. Hem Kur'an ayetleri üzerinden hem de Tevrat ayetleri üzerinden hareket ederek çeşitli somut bulgularla hareket ederek çeşitli yolculuklardan isim isim giderek buralara kadar yani Ayasofya'ya kadar gelmiş olduk. Evet. İzleyenlerimiz de burada bunu net olarak anlasınlar. Şimdi ikinci konumuz Nuh Tufanı. Nuh Tufanı ile devam edeceğiz ama istersen soruyu sorayım ben. Soruyu okuyayım hemen. Arkadaşlar sorumuz hazır herhalde. Evet. Hızır ile kıssası Hazreti Mehdi'yi mi anlatıyor diyor. Hızır ile kıssası mı? Yani Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Evet. Sanıyorum onu diyor. Mehdi'yi mi diyor anlatıyor. İkinci bir soru. Tapınakçılar iyi bilir yerini. Bir de hocama Tabutu Sekini'nin Mehdi'nin makamı mı olacak diye sorarsanız çünkü hadislerde onu bulduktan sonra Museviler Muhammedi olacak der. Kehf suresinde duvar ördük der. Onlar kemalata geldiklerinde der. Hızır kıssasında bu duvar mağara önündedir diyor izleyicimiz. O kendi yorum yapmış ama şöyle söylediği şeyin birinci bölümünde bir hadis var doğru o. Hı hı. Yani bunu Mehdi'nin bulacağına dair bir hadis var. Evet. Ama o benim tahminim ikinci dönemdeki bulunma. Yani nasıl olabilir? Şöyle Taberiye Gölü'nün içinden bunu çıkartıyor diyor. Hı hı. Şimdi Taberiye Gölü'nün içinde olması için Taberiye Gölü bugün İsrail'de. Hı hı. İsrail'in o bölgeyi tamamen hakimiyet altına alması lazım. Bir dönem bunu tapınağı yapıp şu anda mevcut olan oradaki o Kudüs'teki hı hı. kutsal kaya Kubbetüs Sahra'yı oradan yıkıp onun üzerine tapınak yapıp onu kutsallar kutsalı bölümü yapıp onun içine kutsal sandığı koyup orada bir dönem en az diyelim 100 sene veya 120 sene kısa süreceğini ben söylüyorum. Orada bir hakimiyet tesis etmesi lazım. İkinci döneme o zaman. Ha, şimdi o hakimiyetten sonra Müslümanların çepeçevre şeyi, Mehdi'nin gelmesi, Hazreti İsa'nın nuzulü bunlar hep son dönem olacak olan şeyler. İkinci dönemin şeyleri. O dönemde tekrar İsrailoğullarının bunu Taberiye Gölü'nün içine saklayacaklarını Mehdi'nin zaten bilip gidip bulup oradan çıkartacağını. Mehdi'nin çıkartması Mehdi'nin galibiyetinin alameti oluyor. Evet. Böyle bir hadisi var. Arkadaşıma o konuda hak veriyorum ama Hızır kıssasında Ashab-ı Kef anlatılıyor. Evet. Bu Ashab-ı Kef konusu bundan bağlantılı olabilir. Çünkü hadislerde Ashab-ı Kef'in Mehdi'nin yardımcıları olacağına dair hadisler de var. Ama Ashab-ı Kef çok önceden mağaraya girmiş, benim tahminime göre hala çıkmamış olan bir grup Müslüman. Bunların hikayesiyle birleştirerek orta bölümde Hazreti Hızır'la Musa'nın buluşması hikayesine geçiyor ve ondan sonra da Zülkarneyn hikayesini anlatıyor. Kehf suresi bunları anlatıyor. Hı hı. Şimdi burada bu anlatılan şey Hazreti Musa ile Hızır olayında yani bambaşka bir şey. Zamanı kontrol edebilecek bir sistem. Nasıl olur, nasıl olmaz. Hazreti Musa'nın bunu anlayıp anlayamaması. Hazreti Musa bütün şeyi temsil ettiği için, İsrailoğullarını temsil ettiği için, yani İsrailoğulların veya insanların bu olayı anlayıp anlayamaması konusunda birçok şey anlatmış, misal vermiş ve biz oradan başka yorumlara gidiyoruz. Direkt olarak kutsal sandıkla tam bağlantılı değil. Kuramayız yani. Direkt olarak kuramayız. Yani bir bağlantı yapacak kelimeler, şeyler bulamıyoruz. Tam kuramıyoruz. Anladım. Ama Mehdi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela Müştak Baba'nın şiirlerinde çok var. Hı hı, hı. Yani Mehdi'nin 2050'den sonraki dönemde geleceğine ait. Mesela ben oradan bulayım onu. Çok meşhurdur bu. Müştak Baba'nın bu divanın sayfa 46. Seyyid Melik ismi şiirin. Hı hı. Hem şeyini okuyayım hem açıklamasını yapayım. Şam'da bir zülfü siyah fem görüp misali melek. Yani Şam'da bir zülfü siyah fem görüp misali melek. Bu ne demek? Şam'da siyah saçlı birisini gördüm. Benimle melek konuştu. Misali. Melek misaliydi. Benimle konuştu. Fem, siyah fem, siyah saçlı veya siyah ağızlı veya benimle konuştu manaları da var. Ah edip payine düştüm dedi Seyyid-i Melik. Seyyid-i Malek diye de çeviriyorlar bunu. Şimdi Müştak Baba diyor ki ben yani yalvardım. Ayağına düştüm, gittim. Onunla görüştüm. Ondan sonra dedi ki bana cevap verdi ben Seyyid hükümdarım. Şimdi burası çok önemli. Bu Seyyid-i Malek veya Seyyid-i Melik. Melik hükümdar demek. Seyyid de Peygamberimizin soyundan demek. Burada zaten direkt ikinci satırda diyor ki ben bu görüştüğüm kişi, melek misali görüştüğüm kişi Mehdi'ydi. Mehdi'yi işaret ediyor. Mehdi'nin zamanına gittim ondan görüştüm demek istiyor burada. Hı hı. Ha, sen Müştak Baba'ya zaman yolculuğu yaptı yapmadı inanırsın inanmazsın. Evet. Ama Müştak Baba'nın şeyini ben açıklıyorum yani böyle ifade. Ondan sonra dedim ey kân-ı merahim medet erham-ı hali. Bunun da açıklaması şu dedim ey merhamet pınarı yardım et benim şu halime. Hani benim halimi görüyorsun. Perişan durumda. O kendisini söylerken Müştak Baba da bütün Müslümanları aslında anlatıyor. Evet. Diyor ki Müslümanlar perişan durumda hani bir yardım yok mu hani bir şey yok mu? Naz ile kıldı tebessüm dedi tuli balek. Burada da bunu da çevirelim. Gülümsedi bana. Dedi ki uzun zaman var. Biraz daha uzun zaman geçecek. Tuli balek uzun zaman demek. Uzun zaman geçecek demek. Bu Müştak Baba'nın zamanı günümüzden 200 sene önce olduğunu anlarsak yani demek ki Müştak Baba'nın kendi bu şiir yazdığı zamana göre daha uzun bir zaman var. Bize göre de tam yakın değil yani. Ondan sonra sabrı takat mı kalır? Aşk-ı şeydada dedim. Müştak Baba ona sesleniyor. Sabrı takat mı kalır? Aşk-ı şeydada. Yani tutkun aşıklarda. Yani Mehdi gelsin gelsin diye bekleyen, bunu aşk haline getiren insanlarda sabrı takat mı kalır? Güç kalmadı bizde diyor. Onunla o şekilde cevap veriyor. Dedi ki revhi lest minel arif cem bin balek. Dedi ki uzun zaman geçecek. Sen ariflerle birlikte ol ve korkma. Yani işi bilen insanlarla konuş. Öyle her önüne çıkan Mehdi'yim diyenle takılma demek istiyor. Çünkü burada Müştak Baba'nın başka şiirlerinde Mehdi dönemine ait, sahte Mehdilere ait bir dönemden bahsettiği şiirleri de var. Onları da söylüyor. 2024 ile 2042 yılları arasında ben buluyorum onların şeylerini, ebcedlerini. Öyle bir dönemin de geleceğini, şimdi de zaten var, şu anda da var. Neyse devam edelim. Garazın pendile islahım ise küllü cana. Burada da şunu söylüyor. Yani demek istiyor ki amacın bütün herkesin bu sıkıntıları çekip ıslah olup düzelmesi midir? bundan mı bu vakit uzuyor diye Mehdi'ye soruyor. Nedir bu yani? Bu kadar sıkıntı, bu kadar dertler. O da cevap veriyor. Salihiye'ye gidin söyledi Allah balek. Barış yurduna gidin diye söyledi. Zamanı gelecek, Allah bilir zamanını diyor. Yani siz barış içinde kalın. Yani herkes, ya birisi çalıyor çırpıyor, birisi savaş yapıyor, orada o kadar insan alıyor, burada bu kadar. Ben de kendimi kurtarırım, ben de kendim bildiğim gibi yaşarım deme. Sen barışçıl davran, düzgün davran, millet çalsın çırpsın, sen dikkat et. Müslümanlara verdiği nasihat bu. Salihiye'ye gidin, Allah balek. Allah bilir zamanını, siz barışçıl davranın, düzgün davranın, işinizi gücünüzü kurallara göre yapın. İslam'ın, Allah'ın getirdiği kurallara uyarak. Ben de çalarım çırparım deme. Dikkat et, haksızlık yapma kimseye. Bunlar önemli şeyler. Çünkü bunlar hepsi aslında, bu satırlar hepsi birer dönemi. Yani 20'şer senelik, 30'ar senelik, 40'ar senelik dönemleri söylüyor. Bunlardan hepsinden ebced değerleri çıkıyor. Ben şimdi o kadar ayrıntısına girmiyorum. Bunlar hepsi burada anlatılan olayların yaşanacağı dönemler olarak bunların özelliklerini almış. Onlardan bizlere anlatıyor. Bak böyle bir dönem var. Böyle bir... O dönemde şöyle davranın. Bu dönemde böyle davranın. Yani Salihiye'ye gidin. Demek ki ne kadar barışçıl olmayan işler yapılacak. Hatta şu anda da var yani. Evet. Öyle değil mi? Evet, Türkiye'nin içinde karıştırmaya çalışıyorlar. Etrafı da yani savaş. Biz de kaptıralım kendimizi. Evet. Biz de savaşalım. Kimden savaşacaksın? Ne yapacaksın? Demek ki aleyhimize olacak. Onun için barışçıl davranmak önemli. Evet, devam edelim. Elini aldım elime. Geldi dedi ey Müştak. Bu da önemli. Şimdi burada Müştak bireysel bir isim gibi görünüyor. Aslında bütün Müslümanları temsil ediyor. Müştak istekli demek. Yani Mehdi gelsin diye isteyen veya bu olayları araştırmak isteyen. Bunlar hepimiz biz istekli sınıfında geçiyoruz. Elini aldım elime. Geldi dedi ey Müştak. Elini aldım elime. Geldi dedi ey istekli kişi. Yani şimdi ona söyleyecek zamanında. Son satır şöyle. İnneki arif billah. Arefet halek. Şimdi burada Müştak Baba'ya ve bize şunu söylüyor aslında bu şiirin sonucunda Mehdi'nin ağzından. Sen Allah'ın bilgesisin, bilirsin çıkışın arefesini. Yani Mehdi'nin ne zaman çıkacağını sen bilirsin. Bu ne demek? Bu şiirin içinde ben bunu gizledim demek. Hmm. Burada da en önemli kelime bu son satırdaki kelime arefet halek. Yani çıkışın arefesi. Çıkışın arifesi demek, Mehdi'nin ne zaman çıkacağını ben buraya tarih ebced hesabıyla gizledim. Biz bunun ebced hesabını bulduğumuz zaman ey müştak yani ey istekli kişi çıkışın arifesi budur diyen satırları birleştirdiğimiz zaman ey müştak arefet 1603 Hicri tarihi çıkıyor. Bunda da 2177'li Hicri 1603 çıkıyor. Zaten 1600'lü yıllarda çıkacağına dair çok işaret var. Başka şiir 1605, 1602, 1600, 1599 bu gibi tarihleri veren çok şiirleri var. Burada bundan 40 sene önce Mehdi'nin doğmuş olma ihtimalini düşüneceğiz. Ve Mehdi dönemi öyle başlamış olacak. Yani 1603 dediğimiz zaman 1555'li yıllar. Hicri tarihten söylüyorum. Evet. Bu mesela 2177, 2140'lı falan. Yani bu 2100 yılını aştıktan sonraki dönem. Bu zaman arasında biz şimdi 2030'lara geliyoruz. 2019'dayız. 2030'da 2050 arası bir hafif barışçıl dönem gibi giderken 2050'den sonra bu Orta Doğu tamamen ikinci döneme giriyor. Çok acayip. İşte o zaman Melheme-i Kübra denilen Armagedon başlamış oluyor. Uzun yıllar süren çok kaynaşmış. Her taraf birbirine girmiş. Hatta Kafkaslara kadar sıçramış. Avrupa'nın bir bölümüne. Bizim Osmanlı coğrafyası dediğim yani Türkiye dahil. İran'ın bir bölümü dahil. Irak şey falan. Hepsi Afrika'da bazı bölgeler. Bunlar hepsi şu anda Suriye nasıl? Onun 10 katını düşün. Çünkü başka şiirlerinde öyle ifadeler var ki yani onlardan da fazla ayrıntıya girmeden şey yapayım. Yani bak mesela burada Şam'ı tanıttığı bir şiir var. Ama o dönemdeki Şam'dan bahsediyor. Cennet diye söylüyor. Kendi zamanındaki. Cennet üstünde ya altında olsa müştak. Bak altında Şam'ı tanıtmış. Nasıl tanıtıyor biliyor musun o döneme? Oldu niran, garip, zulmet. Ah Şam ile Şam. Niran demek, cehennem demek. Garip, kimsesiz kaldı. Hiç şey kalmadı. Sadece askerler kalacak diyor. Yani ordular. Halk yok. Zulmet, kapkara, koyu karanlık. Zulmet nasıl bir şey biliyor musun? Yani biz mesela burada ışıkları söndürsek dışarıdan şuradan buradan yine biraz ışık gelir. Burada masam var, şeyim var, böyle gözümüze alışınca görürüz. Evet. O zulmette hiçbir şey göremiyorsun. Hiç ışık yok. Öyle bir tarif Şam için yapılıyor. Bu cehennemin en derin yerini tarif eden bir şey yani. O kadar bir dönem, zorlu bir dönem. Bu Şam dediği yer, cennet denilen yer, cennet gibi yer bu hale döndü diyor. Onun da tarihleri var. Yani ben bunu niye söylüyorum? Şimdi bu ikinci dönem acayip bir dönem olacak. Ve o dönemin sonunda işte Mehdi'nin doğumuyla başlayan yeni bir dönem. Bu 2200'lü yıllara doğru. Yani bu Mehdi'nin çıkışı 2050-2100'lerden sonra. Zaten bu diğer hadislerde de mesela 1500 sene mukata harfleri var Kur'an-ı Kerim'de. Onları topladığın zaman da onlar 1500 civarında çıkıyor. O 1500 tamamlandıktan sonra 1600. yılda zaten bu tekrar toparlanma oluyor. Yani oraya kadar İslamiyet gidiyor. Orada bir bozulma oluyor. 1600. yılda tekrar bir toparlanma. O son dönem. Mehdi'nin bir hakimiyeti 40 sene. Hazreti İsa'nın ortak 7 seneleri var. Hazreti İsa'nın da ondan sonra 40 sene. Yani ortak 7 sene. 37 sene. 33 sene Mehdi'nin hakimiyeti, ortak 7 sene Hazreti İsa ile tekrar 33 sene Hazreti İsa'nın hakimiyeti, sonra kıyamet dönemine giriliyor. O kıyamet döneminde Yecüc Mecüc saldırıları işte bu Kehf suresiyle orada bağlanıyor. Kehf suresinde Yecüc Mecüc'ün Zülkarneyn'in set yapması var, saldırıları var. O saldırının tekrar ikinci dönemde olacağı Enbiya suresinde var. Enbiya suresinde bütün hadeplerin üzerinden tekrar dünyayı saldırdıklarına insanlar şunu söyleyecekler. Vay biz bundan gafil kaldık. Bundan hiç haberimiz yoktu. Allah Allah bu nasıl bir şey? Tabi Kur'an-ı Kerim'deki şeyleri okumazsan, anlamazsan sana Yecüc Mecüc neymiş, ne değilmiş bilmez. Hikaye gibi gelirse onun sana saldıracağını, edeceğini, dünyayı istila etmeye çalışan bütün bu şeytani sistemler, Deccal sistemi, New Age tarikatları, Budizm'den tut da bilmem nereden bilmem oradan buradan İslam bozmak için kafa karıştırıcı ne kadar şey varsa insanı tanrılaştırmaya yönelik, insanın benliğini azdırmaya yönelik. Çünkü bizim benliğimizde ilahi bir öz var. Evet. Yani biz kendimizi var hissediyoruz. Bu var hissetmemiz şundan. Allah-u Teala var olduğu için kendi nefsinden bize benlik verdiği için biz var hissediyoruz kendimizi. Yoksa yani bu tahtaya da verse aynı var hisseder. Zaten bu da var hissediyor. O da canlı. O da ayrı bir konu da. Yani taşa toprağa da varlığı hissettiren Allah-u Teala'nın verdiği nefsinden bir paydır. Bu bir özdür. Bu öz içinde Allah'ın bütün sıfatlarında bulundurduğu için bir tanrılaşma eğilimi. Bizim benliğimiz de öyle. Ben sana üstün gelmeye çalışıyorum. Senin ayağından çekiyorum. Bunun manası şu. Ben seni ezersem, burada hakimiyet sağlarsam tanrı gibi olacağım. Yani bizim benliklerimizin gayesi şudur. Şeytan da öyle kandırıyor zaten. Yani Bakara suresinde cennette şeytanın Adem'e söylediği şey ne? Allah sana şu ağaçtan neden yeme dedi biliyor musun? Neden yeme dedi? Sen Tanrı gibi olmayasın diye. Ebedi yaşamayasın diye. Şimdi burada direkt benliğe dokunan bir şey var. Zaten biliyor insanın tanrılaşma eğilimi var. Başkasını bastırma, sindirme, tek olma. Her tarafı ele geçirme. Halbuki bu dünyayı ele geçirsen ne işe yarar? Ama bu içeriden gelen bir dürtü bizde. Hepimizde bu öz var. Onun için zaten bunu kontrol etmek bütün bu dünyadaki vazifemiz. Şimdi burada tanrılaşma eğilimini azdıran şeytanın bir taktiği var. Yani diyor ki sen tanrı olabilirsin. Hakim olabilirsin, şey yapabilirsin. Ben sana git ye ağaçtan. O ağaç meselesi de ayrı. Anlatırız onu başka programlara. Ama burada kandırma taktiği önemli. Yani burada diyor ki tanrılaştıracağım ben seni. Biz de şimdi burada New Age tarikatlarına gidiyorsun, Budizm'e şuna buna falan hepsini ne anlatıyor? Reenkarnasyon var, ebedi bir oluş var. Sen mükemmele ulaşacaksın, Tanrı olacaksın, Tanrı gibi olacaksın. Yani seni ben ilahlaştıracağım. Şimdi bu zaten şeytanın taktiği. Evet. Belli yani. Orta sistem belli. Evet. Zaten bütün tasavvuf, İslami tasavvuf doğru istikamette giden hepsi şunu söylüyor. Sen bu eğilimini kontrol et. Yani yıllarca tekkede zikir yapıyorsun. Amaç ne? Bu tanrılaşma eğilimi var sende. Bu öz var. Buna dikkat et. Ehlileştir kendini. Kendini ehlileştir. Sen kendi yerini bil. Bu benliğini eğit, terbiye et. Allah nerede duruyor? Sen kul olarak nerede duruyorsun? Bunu anla. Kendini tanı. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Hadis-i şerif var. Şimdi burada kendimizi biz tanıdıkça asla Tanrı olamayacağımızı, asla ilah olamayacağımızı anlamış olacağız. Ve burada kendi varlığımızdan vazgeçerek ilahi öze yakınlaşabileceğimizi anlayacağız. Bütün bu olayların anlayıcı, yani hepsinin şeyi işte Mehdi meselesi, kutsal sandık meselesi, New Age tarikatlar, Budizm'dir, ilahi dinler, şunlar buna anlatılan şeytan, Adem meselesi, hepsi geliyor dayanıyor. Kendini bil. Kendini bil, kendini tanı, dikkat et. Bütün bu olaylar dönüyor, geliyor bu Armagedon meselesi, İsrail babanın uyardığı gibi bütün bu dünyayı ele geçirme meselesi. Sen buna kaptırdın mı kendini? İstersen 5 vakit namaz kıl. Hiç fark etmez. Öbür tarafa hizmet edersin. Anlayamazsın bile. Evet Serhat Hocam. Şimdi tabii zaten programın içerisinde Mehdi ne zaman gelecek diye başlığımızı oluştururken aslında Mehdiyet'e de değinmiş olduk. Yine sorular gelirse izleyenlerden ben size sorarım. Mehdiler neden çıkıyor anlaşıldı yani. Değil mi? Çünkü adam Mehdi olmak istiyor. Peygamber evet. Olamıyor. Allah olamıyor. Yani ilah olamıyor. Peygamber de olamıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bir ne olacağız? Mehdi. Mehdi olalım o zaman. Evet. Şimdi onun için oraya çok talep var yani. Evet. Saldırı var. Orada herkes Mehdi oluyor. Herkes şimdi Mehdi bu Mehdi olmak da bu benliği ilahlaştırma meselesiyle aynı. Aynı. Onu anlayabilmek için de ne zaman çıkar çıkmaz bunu anlayabilmek için de bütün bu bilgilere aiz olmak lazım. Evet, kim saatte kim şeydir. Şimdi Serhat Hocam Nuh Tufanı'na geçelim. Nuh Tufanı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı 120'den fazla sanıyorum ayet var. 120'den fazla sanıyorum. 129'du galiba aklımda öyle kaldı. Her ayette ayrı ayrı geçiyor. Şimdi ben şunu sorarak başlayayım Nuh Tufanı'na. Nuh Tufanı bir medeniyeti mi yok etti? Yoksa işte neresi bölgesi? Mezopotamya diyelim. Yoksa işte oradaki kavmin azgınlığını bertaraf etmek için veyahut da azgınlığını bir ceza olarak Allah'ın verdiği bir musibet miydi? Yani belli bir bölgede olan bir tufan mıydı? Şimdi bazı görüşçüler tabi ayetlerden de hareket ederek veyahut da mitolojiye göre de hareket ederek yorum yapıyorlar. Bu kısımda ayrışma var. Evet. Bazı araştırmacılar diyor ki bir medeniyet yok oldu. İşte Musa'nın soyu ikinci bir medeniyeti aslında yeni bir medeniyetin başlangıcı da olmuş. Nuh'un soyu. Nuh'un soyu. Özür dilerim. Nuh'un soyu. Nuh Aleyhisselam'la beraber ikinci bir medeniyetin başladığını işaret ediyor diyor. Evet. Diğerleri de hayır diyor. Sadece diyor Nuh peygamber döneminde olan bir şeydi. O kavmin azgınlığına Allah diyor bir musibet gönderdi, bir tufan gönderdi. Oradaki halka yönelik, oradaki kavme yönelik bir tufandı diyor, bir cezaydı diyor bu. Sen ne diyorsun? Yani şimdi o her iki tarafı iddia ettiğine göre ikisinin de dayandığı deliller var. Ben onları söyleyeyim. Şimdi birincisinin dayandığı delil biz Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. İlâ kavmihi. Yani burada Hud suresinde de var. Nuh suresinin girişi de böyle başlıyor. Şimdi bu kavmi kelimesi geçtiği için bunu bölgesel olarak yorumlayanlar bunu alıyorlar. Yani kavmine gönderdiyse o zaman başka kavimler de var. O sadece oraya gönderdi. O bölgede bir şey oldu. Nuh da o bölgenin peygamberiydi. Kur'an-ı Kerim bu ibareyi kullandıysa bu bölgeseldir diyorlar şimdi. Ama bölgesel olmadığına dair iddiada bulunanların da şu var. Bütün hayvanları niye topluyorsun? Bütün hayvanlardan ikişer çift alıyor. Evet. Veya birer çift olarak da ayet çevrilebilir. İkişer çift olarak da çevrilebilir. Şimdi eğer bütün hayvanlar alınması gerekiyorsa ve bütün insanlar alındıysa, yani o insanlardan soy geldiyse, bu nerede işaret var? Buna işaret İsra suresinde. İsra suresinin 3. ayeti olması lazım. İsrailoğullarına hitap ederken Nuh ile beraber gemide taşıdığımız insanların soyundan gelenlersiniz siz diye onlara bir hitap var. O zaman biz şunu anlıyoruz bu ayetlerden. Burada global bir şey olmuş ve burada diğer insanlar ve hayvanların hepsi telef olmuş, yok olmuş. Buradan çıktıktan sonra ikinci bir insanlık dönemi başlamış. Anlayacağımız, bu şekilde anlaşılan ayetler de var. Şimdi burada iki tarafta haklı olabilir ama benim şeyim global olduğu yönünde. Bunu nereden buluyoruz? Bunu mesela dünyanın şeyini araştırma yapıldığı zaman, mesela toprak katmanları falan kazılıyor birçok yerde, işte arkeolojik araştırmalar, şunlar bunlar. Burada biz bu dünyada bunun izlerini bulamıyoruz. Peki global oldu diye iddia ediyorsun diye sen sor bana. Şimdi o zaman da dünyada mesela çamur tabakası Orta Doğu'da birkaç yerde var. Veya başka su baskını olan yerlerde çamur tabakası, yani aşağıdaki tarihsel dönemlere ait kil tabakası katılaşmış, taşlaşmış bulunuyor. Ama dünyanın her tarafında aynı derecede bir izlenim verecek bir kil tabakası yok. Olması lazım aslında. Yok. Bu birinci şey. Yani bugünkü dünyada bunun izlerini bulamadığımız birinci somut işaret. İkincisi, su miktarı öyle bir anlatılıyor ki ayetlerde, bütün dağ, en yüksek dağları bile kaplayan sular. Şimdi o zaman Everest dağını da kaplamış olması lazım. Evet. Diğer daha yüksek dağlar var. Afrika'da şurada burada bir sürü dağ var. İşte Kuzey Amerika'da Rocky dağları var falan. Bunların hepsinin üstünü örtmüş olması lazım. Böyle gelip de örtüp geçen, tekrar dağların açığa çıktığı, suların süzüldüğü bir şey anlatılmıyor, sahne anlatılmıyor. Yani sular yükseldi ve dağları örttü. Böyle yerden aşağı yükselen. Yani yerin kaynaklarını açtık, yerden de su fışkırdı. Yani bir basınç olması lazım yeryüzünde. Çünkü yerin altında, şu anda yerin üstünde mevcut görünen suyun 16 misli kadar su olduğu tahmin ediliyor. Bu depremler, yanardağlar, şunlar bunlar, su olmadan bu kıta kaymaları oluşmuyor zaten. Yani yerin altında çok su var. Şimdi eğer bu suların çoğu çıktıysa ve gökyüzünden münhamir, yani aralıksız yağan yağmurlar şeklinde, suyun gökyüzünden de geldiği ve gökyüzündeki sularla yer altındaki suların birleştiği ayetlerde anlatıldığına göre bu global olması lazım. Ama o zaman da biz şu anda sular ölçüldüğü zaman, yine bilimsel bir şey, dünyayı tamamen kaplayabilecek bir su dünyada mevcut değil. Bu da acayip bir şey. O zaman ne zaman oldu bu? Yani geçmişte izlerini aradığımız zaman global bir şey göremiyoruz. Böyle bir anlatılan, betimlenen, ayetlerde betimlenen. Bu sadece Kur'an-ı Kerim betimlemeleri değil. Tevrat'ta da böyle betimlemeler var. Şimdi bu betimlemelere uygun fiziksel, arkeolojik buluntular yok gibi görünüyor. Şimdi o zaman bu geçmişte olmamış olabilir veya bir paralel geçmişte olmuş olabilir. Yani gelecekte de olabilir. Çünkü biz buradaki anlatılardan da sanki günümüzün Nuh Tufanı'na giden betimlemeleri de varmış gibi anlaşılıyor ayetlerde. Bu acayip bir şey. Konu da uzun ama iç içe geçmiş bir şey. Yani ben bunu mesela Galaktik Konsey kitabında galiba anlatmaya çalıştım. Bu Nuh Tufanı nerede olmuş olabilir? Dünyanın geleceğinde, öbür paralelinde veya oradan bir kaçış nasıl yaşanmış olabilir? Geçmişe gelmiş olabilir. Antarktika daha önce bir merkez olarak seçilip medeniyet buradan tekrar nasıl yayılmış olabilir? Mısır medeniyetinin geçmişe gidildikçe daha teknik, teknolojik, ileri bir medeniyet olması, bize doğru yaklaştıkça daha ilkelleşmesi nasıl açıklanabilir? Çünkü medeniyet geçmişte ilkel, bize yaklaştıkça daha modernleşmesi, tekniğin kapasitesinin yükselmesi lazım. Mısır'da öyle değil. Geçmişe gidildikçe kapasite yüksek görünüyor. Öyle gözüküyor. Evet. Öyle görünüyor. Çünkü şimdi, o zamanın teknolojisi ile şu andaki teknoloji arasında bir şey, denklem kuramıyorlar. Yani kuramıyorsun. Kuramıyor mesela, çünkü piramitleri nasıl yapıldığı izah edilemiyor hala. Şimdi, o zaman şunu yapacağız. Diyeceğiz ki geçmişte çok ileri bir teknoloji olmuş olması lazım. Ama bu teknolojiye ait global bir bulgu yok. Yani nasıl yok? Mesela elektrik direklerinde mesela fincanlar vardı. Fincanlar. Porselen kaybolmaz. Yani 50 bin yıl geçse de bir şey olmaz. Hı hı. Toprağın altından bulabilirsin. Bir teknoloji varsa, yani elektrik var idiyse geçmişte, o porselen fincanlardan bulabilmemiz lazım. Onları da bulamıyoruz. Yani anlatabildim mi? Burada şu var. Global değil de bölgesel ileri medeniyet havzaları oluşmuş olabilir. Bu da paralel bir geçmişten veya gelecekten kaçışla onların ileri teknolojisi gelmiş. O bölgedeki yaşayan insanlar o ileri teknolojiye sahip olup diğer insanlara, dünya üzerinde yaşayan diğer insanlara teknolojik bir şeyler öğretmiş olabilirler. Buna ait de çok şey var. Hem Tevrat'ta var, hem de yani mesela İdris peygamberden bahsediliyor. Onun mesela daha Tevrat'ta ayrıntılı şeyler var. İnsanlara şunu öğretti, bunu öğretti falan filan. Yani peygamberlerin böyle teknolojik bilgiler verdiğine dair şeyler de var kaynaklarda. Onun için bu geçmişteki olay nasıl olabilir? Mesela Antarktika'dan yayılmış olma ihtimali var. Güney Amerika'ya, oradan Afrika yoluyla Mısır medeniyetini oluşturma veya Sümer medeniyetini oluşturma. Bunlar olabilir. Bunlar muammalı şeyler. Ama Nuh Tufanı'nın bu senin söylediğin bölgesel mi oldu yoksa global mi oldu konularına bu iki yani birbiriyle çelişik görünen hı hı. ve birbirini reddeden bulgular neden oluyor? Bunların hepsini araştırmak lazım. Bir şeyde birleştirmek lazım bunu. Ben onu yapmaya çalıştım ama ne derece? Daha derin araştırma ister. Yani, Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'de farklılıklar var. Oralarda da farklılıklar vardı. Ama anlatılan şeylerde de mesela... Ama rivayetlere göre mesela şimdi özür diliyorum hocam sözünü kesiyorum. Buyur. Rivayetlere göre yani ikisini bağdaştırdığın zaman da yine ikilemde kalıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sanki hani bölgeselmiş gibi. Bölgeselmiş gibi değil. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de gibi. Bütün canlılardan yani hayvanlardan al dediği zaman bu global olduğunu gösteriyor. Ama bu global ifade dururken burada da kavmine gönderdik ifadesi var. İşte, şimdi bu ikisi birbiriyle bağdaşmıyor sanki. İşte o yani zaman biri bölgesel işte kalıyoruz ama bak burada zaten Kur'an-ı Kerim'deki bütün olayın çözümü nerede biliyor musun? Sana birbiriyle çelişik gibi görünen, acayip uyumsuz gibi görünen ayetleri birleştirebiliyorsan eğer hı hı. bunlar da anca zaman sıçramasıyla, zamanı anlamakla, buradaki zaman farklılıklarını kavramakla birleşebilir. Başka türlü birleşmez. Musa ile Hazreti Hızır'ın hikayelerinde de bu olaylar var. Yani aynı anlatılan paragrafta birbirine çelişik gibi görünen durumlar var. Şimdi bunları şöyle yapabiliriz. İnanmayan birisi zaten bu uydurma bir şey deyip ben buna inanmıyorum diyebilir. Hikaye gibi gelebilir. Hikaye gibi gelebilir. Anlatmış birisi de zaten birbiriyle uyumsuz yazmış. İnanmak gerekmez diyebilir. Şey yapabilir. İnanmayan insanın bakış açısı o kendine göre normal. Evet. Ama biz burada bir gerçek anlatılıyor da biz bunun gerçeği nedir? Hakikati nedir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Burada ama çelişikte ifadeler var. Evet. Birbirine çelişik görünüyor. Özellikle neden gemiye her hayvandan birer çift al veya işte... Çelişikte demeyelim de mana olarak biz çelişik anlıyoruz diyelim. Öyle diyelim yani Kur'an-ı Kerim'e çelişiklik atfetmeyelim. Ama tabii. Biz orada çelişik anlıyoruz bunu. Bizim anlayışımıza çelişik geliyor bu. Ve çözmeye çalışıyoruz yani. Çözmeye çalışıyoruz. Evet. Ne şekilde olabilir? Nasıl düşünelim? Bölgesel mi? Global mı? İşte az evvel dedim ya Mezopotamya'daki bölgede mi? Veyahut da şimdi geçmişe döndüğümüz gibi seninle gelecekle az evvel izah ettin. Acaba o zamanki teknoloji, şimdiki teknoloji arasında aslında bir medeniyetler karmaşası da var. Bakıyorsun ki o teknoloji, şimdiki teknoloji, o zamanki medeniyette bu nasıl oldu? Şu anki medeniyet buna imkan vermiyor. Yani bakıyorsun ki muazzam bir teknoloji var. Öyle düşünebiliyoruz ki zaten öyle olduğu apaçık belli. Şimdi bak teknolojiyi bir kenara bırak. Bilimde bize yaptıkları oyun bile çok acayip. Mesela piramitleri aldığın zaman piramit o kadar kaç tonluk kayalar üst üste koymuş. İçinde de bir boşluklar var, evet. Odalar şunlar var. Hadi boşluklarda olmasın, düz ara dizdi diyelim. Onu dizmek bile bir maharet isterken, o dizmeyi nasıl yapmış biliyor musun? Piramite baktığın zaman, piramitin tabanıyla tepesinin oranına baktığın zaman pi sayısını veriyor. Evet. 2 pi'yi veriyor. O da ilginç. 2 pi. Bu aynı zamanda dünyanın ekvatordan şöyle kes, kuzey yarım küresinin oranı da aynıdır. ekvatoral meridyen kuşağıyla ekvator arasındaki oran 2 pi oranı, yani Büyük Piramit aslında dünyanın kuzey yarımküresinin betimlenmiş halidir. Şimdi burada çok ileri bir bilgi kapasitesi olması lazım. Bir kere pi sayısını biliyorlar kullanmış. Çünkü piramidin eğimi pi sayısını verecek şekilde tasarlanmış. Güney Amerika'daki piramitlere gidiyorsun. Onların eğimi 52 derece değil. Daha düşük. Orada da 4 pi'ye göre yapmışlar. Bak, o da pi'ye göre. Şimdi burada eğer bu tekniği kullanan insanlar bu bilim seviyesindeyseler ve burada bize muammalı bilmece gibi bir oyun veriyorlarsa, bir şey anlatmak istiyorlarsa, biz şunu söylememiz lazım. Biz daha bunların anlayış seviyesine ulaşamamışız. Yani bak, yani biz kendimizi ileri görüyoruz da. Ama onların seviyesine, onların ne anlattığını anlayacak seviyede değiliz. Demek ki onların seviyesine ulaştığımız zaman adamların bize mesajını da anlayacağız. O zaman burada şunu çelişkiye düşüyoruz. Peki bu da yani aynı şekilde bizim anlayışımıza çelişik gelen bir şey. Piramitler orada duruyor. Pi baz alınarak yapıldığını biliyoruz. Dünyanın kuzey yarımküresi temsil ettiğini biliyoruz. Daha çok muammalar var da ben bir tanesini söylüyorum. Şimdi bunu biliyorsun sen ve şunu çözemiyorsun. Bu geçmişte mi yapıldı, gelecekte mi yapıldı? Geçmişte yapıldı dersen, hani nerede bunu taş devri adamları mı yaptı? Geçmişte ilkel değil. İlkel değil mi? O zaman senin tarih anlayışın yanlış. Geçmişte sen ilkelden gelişmişe doğru bir tarih anlayışına sahip olmuşsun, bir kronolojiye sahip olmuşsun. Şunu demen lazım, geçmişte çok ileri bir medeniyet vardı. Tamam, git bul izlerini, o zaman çıkart arkeolojiyle bunu bul, onu da bulamıyorsun. Onu da bulamayınca tıkanıp kalıyorsun. Bu nereden yapıldı, nasıl yapıldı? Burada bir teknoloji ve ileri bir bilim var. O bilim, ben şuna benzetiyorum. Dünyanın o zamanki insanların üretimi değil. Dünyanın o zamanki insanları yaşıyorlardı ve dışarıdan, bunu sen ayrı bir zaman boyutundan de, başka bir yerden de, nereden dersen de, çok ileri bilime sahip olan bir insan grubu kaçtı bir yerden geldi ve dünyanın o zamanına yerleşti ve onlar çok ileri bir bilime sahiptiler, teknolojiye sahiptiler. O teknolojileri gide gide zaman ilerledikçe eridi. Ama biz onların mirasını hala şu anda kullanıp kendi teknolojimizi üretiyoruz ve kendi onların çok yönlü, diyelim ki 100 yöne bakan teknolojileri varsa onun 3-5 tane yönünü bu şu anda keşfetmişiz. Yani o da nedir? İşte dijitalliği keşfettik, elektriği keşfettik, başka birkaç. Onların üzerinde bizim şu anda bilimimiz, teknolojimiz ilerliyor. Peki zaman yolculuğu yapmışlarsa bunu keşfettin mi? Keşfedemedin. Zaman yolculuğunu şu anda bizim bilim anlamıyor. Bilim adamları da anlamıyor. Bunun böyle bir şey olabileceğini de anlamıyorlar. Ve bunun sonuçları neler olabileceğini de anlamıyorlar. Burayı anlamadıkları için burada tıkanıp kalıyoruz biz. Piramitleri görünce de tıkanıp kalıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri görünce de tıkanıp kalıyoruz. Onun için işte ben diyorum ki bu Nuh Tufanı'na ait betimlemeler daha derinlemesine araştırılmalı. Biraz daha bilim ilerledikçe belki bu zaman yolculuklarıyla ilgili konular daha yerine oturup anlaşıldıkça, o zaman biz bunu tufanının nasıl olduğunu, nasıl olmadığını, global mi olduğunu, bölgesel mi olduğunu anlayacağız. Mesela Naime Çevik, izleyenlerimiz arasında Naime Çevik Facebook üzerinden bize ulaşmış. Nuh Tufanı bölgesel olabilir mi diyor. Yani aynı o şekilde. Bunu konuşuyoruz işte yani. Bizim başta da anlattığımız gibi, yani konuya başlarken demiştim, acaba yeni bir medeniyetin başlangıcı mıydı? Bir medeniyet yok oldu, yeni bir medeniyet mi başladı? Yoksa işte belli bir bölgeye ait bir tufan mı oldu? Mesela şöyle diyenler de var. Nuh'un zamanı tufana kadar çok ileri medeniyet zaten dünyada vardı. İşte işte Atlantik şudur budur. Evet, Atlantis falan. Mayalar, İnkalar. Yani onları söyleyenler var. Evet. Ve o Nuh tufanı onları yıktı. Yani yok etti o medeniyeti. Oradan bize bir şey kalmadı. Ama ben de şunu söylüyorum. Tamam, bunları siz iddia ediyorsanız, bak bir tane fincan bana bulun. Bunların toprakta mutlaka olması lazım. Bunlar elektriği kullanıyordu mutlaka. Ya da elektrikten çok ileri seviyeye gelmişlerse bile elektrik aşamasından geçmiş olmaları lazım. Yani kablolarla bir yerlere elektrik ileten bir teknolojiyi kullanmış olmaları lazım. Ona ait izler yok. Evet. O fincanlar yok. Yani şöyle bir porselen bir parça bulsak fincan, elektrik şey. Tamam diyeceğim ben. Mu kıtası vardı, şu vardı, bu vardı. O yıkıldı. Ondan sonra dünya, insanlık yeniden gelişti. Ama burada daha acayip bir şey var. Gizemli bir şey var. Araştırıyoruz işte. Son bir soru sorarak hocam programımızı kapatalım. Vicdan da uyarı geliyor. Naime Çevik yine soruyor. Bu bilgileri zaman yolcuları verebilir mi diyor. Verir tabii. Zaman yolcusu o dünyanın Nuh'tan önceki, tufandan önceki dönemleri eğer varsa gider 50 bin seneye gider, 100 bin seneye gider, 500 bin seneye gider. Hı hı. Oraları gözlemleyebilir ve oradan böyle bir şey olup olmadığını anlayabilir. Zaman yolculuğu yapacak seviyeye gelirsek onları zaten çözeceğiz, anlayacağız. Ama burada artık insanlar zaman yolculuğu yapacak seviyeye gelince bu bir medeniyet sıçramasıdır. Evet. Global seviyede misin? Hala dünyanın içinde bir şey yalıtılmış bir alanda mısın? Şimdi global seviyeye çıktığı zaman zaman kalmadığı için burada sen geçmişte şu mu olmuş, bu mu olmuş, bunun önemi de kalmıyor zaten. Ne yapıyorsun biliyor musun? Sen kendi geleceğini üretmeye çalışıp gidip geçmişe istediğin müdahaleyi yapıp sen kendine yeni bir hayal ettiğin bir dünya oluşturmaya çalışıyorsun. Bu konu, bu iş acayip bir şey. Bunu zaman yolculuğuyla ilgili bir program yaparsak anlatmaya çalışırız veya anlamaya çalışırız. Yani burada geçmişte şu mu olmuş, bu mu olmuş, ben bunu araştırayım demek yerine ya bana ne geçmişten olmuş, ben gider geçmişe ben bugün daha güzel yapmak için bir müdahale yaparım. O müdahaleyle kendi kaderimi, kaderin içindeki gizli bölümde değiştiririm diye bir anlayış çıkıyor. Bu çok tehlikeli. Bunu Nuh suresindeki ayetlerde de görüyoruz. Nuh'un kavmi diye anlatılan kavim bence bunu yapıyordu. Zaten o yüzden dünyanın doğal düzenini bozdular. Hı hı. Ve başlarına gelecek felaketin de farkında olmadılar. Bu zamanı değiştirmek, yani zamanın içinde geçmişe giderek müdahale yapıp geleceğini değiştirmek çok acayip sonuçlar veriyor. Ve bu sonuçlardan bir tanesi de şu: sen başına gelecek olan bozulmuş doğal düzeni fark edemiyorsun. Kendi hayalini oluşturduğun dünyayı oluşturabildiğini gördüğün için, onu yaşamaya başladığın için orada onun içinde sahte cennet oluşturuyorsun. Ama sistem bir tarafından bütün esmalarla oluştuğu için celal ve cemal dengeleri mevcut. Yani o senin gözettiğin cemali yönüne sen giderek celali yön bir halde potansiyel biriktiğini, enerji biriktirdiğini fark edemiyorsun. Ani değişiklik yapıyor sistem. Ani değişiklik yapıyor. Belki de mesela bu dünyanın takla atması olabilir. Mevsimlerin değişmesi olabilir. Başka gökyüzünden bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması olabilir. Onu fark edemiyorlar. Bak o kadar ileri teknoloji, gökyüzünde bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasıyla tufan olmuşsa onu fark edemiyor. Neden fark edemiyor? Bunu zaman yolculuğuyla ilgili bir program yaparsak evet hocam, anlatmaya yapalım. Çalışırız. Evet hocam. Evet Serhat hocam çok teşekkür ederim. Programımızın da sonuna geldik. İzleyenlerimiz de son düzde girdiğimizde soruları sormaya başladılar. Ama başka programlarda dediğin gibi hocam yine seninle beraber önemli konulara değineceğiz. İnşallah. Evet değerli izleyenler, bu akşam da Gizli Gerçeklerin sonuna geldik. Muhteşem bir program oldu. Serhat Ahmet Tan güzel yorumlar yaptı. Önemli konuları konuştuk. Mehdi'ye kadar geldik. Mehdi ne zaman gelecek dedik. Hocam tweetimiz hazırsa programımızı da kapatalım. Sen yani, bir çağrı yapıyordun Cumhurbaşkanı'na. İşte onu söyledim Serhat hocam. Onu mu yapıyorsun? Onu söyledim. Devam yani. Evet. Her hafta olduğu İnşallah. Gibi geleneksel hale getirdiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı programımıza davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin için gelmez derler ama biz gelir diyoruz. Sizi programımıza davet ediyoruz. Tevazu ve samimiyetinize güvenerekten şahsınıza dair bu davetimizi kabul buyurmanızı da rica ediyoruz. Değerli izleyenler, herkese iyi akşamlar diliyorum. Gizli Gerçeklerin sonuna geldik. Haftaya aynı şekilde, aynı saatte klasik slogan görüşmek üzere efendim.